Bir tane daha var bundan atılmış. Bu da 31 Mart seçimi böyle geçti diye bir fine videosu. Seçmen bugün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel Dört dakikalık kısa yöneticilerini bir video. seçecek. İki seçim milletimizi yordu. Bakarım. Doşalelle Türkçe. Seçim, Atlantik sistemindeki son seçim. Dolayısıyla Türkiye zincirlerini kıracağı bir döneme giriyor. Zorlandınız mı efendim kallarken falan? Esprilerinizi siz yapıyorsunuz ya. Estağfurullah. Seçim zaferinin hazırlıklarını daha kalmadık. Tüm yurt çapında sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri devam etmektedir. Kusursuz ses mendar geçti. Evet, tabii ki bu sorunsuz geçti bu seçim ama artık gözümüz nerede? Tabii ki sonuçlarda. Anka çöktü, birazdan gelir. Tamam, okey. Çünkü bakalım. Şöyle ürkmüşler anlaşılan. Demişler ki... Gösteriyor tabii. Ben mesela şöyle bir bakıyorum şu anda, hani kameradan da görünmemesi için. İlginç sonuçlar var. Yavaş yavaş diriler gelmeye başladı ve yeniden refah beraber geldi. Tamam. Oğlum o gün seçim yayınının başında şimdi açıldı ya, işte Ankara'da Mansur Bey önde, işte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, diğer illerde yine muhalefet tarafı, işte CHP önde falan. Şeyden çok korktum, ulan dedim yani terse çevirmesinler. Hani millet hevesleniyor ki ben de hani artık belli etmiyoruz, o sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor, coşmuyorum ama lan dedim inşallah tersine mersine dönüp bizi gecenin sonunda göt etmezler. Ben de içimden var herhalde bir 10 kere falan geçirmişimdir ya. Herhalde hoş geldin canım benim. Hadi bakalım. Ve Türkiye seçimini yaptı. Biz de artık ekrana verebiliyoruz. Geldi. Evet, o zaman başlayalım. Sedat, buyursan başla. 33 CHP. MHP'de 8 AK Parti. Kırmızı almış. CHP 36 yarışında götürüyor. Ankara'ya baktığımızda Ankara %35'ini açmış sandıkların. Bu daha da fazlasını açmış. Aradaki fark 38-58. %20 İmamoğlu konuşuyor. Turgut Altınöküz, Altınok'u siyaset sahnesinden silmiş gibi görünüyor. Size gelen sonuçlar nasıl şu anda? Yani Ankara'da 60 civarında oyumuz. Yani bizim partimiz dışında bir belediye başkanı oy verirseniz biz onları bağlarız koltuğa, bir şey yapmazlar diyordu. Halk dedi ki bağlıyor musun? Bağla, sana bağlama dedi. Ve şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. 89'dan beri neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi hiç bu kadar fazla belediye başkanlığı kazanmamıştı. Bu... Şefkat tıkadı denebilir mi buna? Vallahi, seçmenden müşfik bir şefkat tıkadı. Valla biraz yani Osmanlı tokadı gibi oldu. Ben şefkat tokadı yok. Yeniden refah diyorsunuz. Yeniden refah somut tabloya ne etkisi var? Yaz. Adam diyor ki ya ben... Bir şey diyeyim mi? Yeniden refah kaç tane belediye kazanacak ki falan diye bağıran adam. Yeniden refah diyorsunuz. Yeniden refah somut tabloya ne etkisi var? Yaz. Adam diyor ki ya ben diyor Erdoğan'ı seçtim. Mı? Cumhurbaşkanı olarak. Erdoğan diyor şu anda diyor başımızda mı? Başımızda. 5 yıl daha başımızda mı? Başımızda. Bu seçim ne seçimi diyor? Yerel seçim. Yerel seçim. Ha, Erdoğan'la ilgili bir durum yok. Ben Erdoğan'ı bir uyarayım diyor ekonomi. Emekliyim diyor. Kendini serbest hissediyor. Vatan Partisi de bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Öyle mi oldu? Mansur Yavaş'ı davet ediyorum buraya. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Belediye meclis üyeliği yani partimizin asıl oyunu gösteren sonuçlarda Türkiye genelinde çok iyiydi. Bir tarafta Özgür Özel açıklama yapıyor, işte AKP'lileri yuhlamayın, biz herkesin başkanıyız. Ekrem İmamoğlu çıkıyor yine. Mansur Bey de benzer görünüşte ama hani bu kadar sakinleştirici yorumlar yaparken Mansur Yavaş'ın çıkıp işte müfteridir falan diye konuşma yapıp milleti coşturması da çok iyi konu. %8.7 oranına ulaşmıştır şu an. Ve yeniden refahın iktidar yürüyüşünün ayak sesleri. Belediyeyle çıktığımız yolda şu ana kadar seçildiği kesinleşen 410 belediye başkanımız. İstanbul
kazandı. Kutlu olsun. Yine tabii iyi, AKP'den ne kadar şey kurtarırsan güç o kadar iyi ama şunu geçen sene yaşasaydık be kardeşim, 2023'te. 5 senemizi torlayıp toplayıp çöpe atmasaydık. Yani belki biraz toparlanırdık. Bir rahat nefes alırdık. Aklım ona da gidiyor vallahi ara ara. Onu da söyleyeyim ya. Tabii ki iyi bir şey ama. Olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Biliyorsunuz değil mi? Devlet Bahçeli ile siyasetin akışını değiştiren hamleleri. Bu arada da şey görmeye başladım böyle bazı hesaplardan, MHP'li genelde işte birleşen partiler 3-5 parti atıyor, işte Zafer, İyi Parti, MHP atıyor, işte kimisi Büyük Birlik atmış, kimisi başka bir iki parti daha atmış, isimlerini bilmiyorum falan, işte hani birleşse de gelse falan diye. Her seçimden sonra bu kadar reaksiyoner, bu kadar hızlı bir günde bir anda siyaset planı mı kurulur ya? Bir de ya bilmiyorum, bu benim şahsi görüşüm, buna tabii ki insanlar katılmak durumunda değil de yani bu saatten sonra Devlet Bahçeli ile ya da MHP ile yan yana durmak zannediyorum ki hayır değildir yani. Abi başımıza zaten son yıllarda ya beraber iş tuttuklarından beri ne geldiyse bu adamın da dahli var. Bu adamın desteği var. Bu adamların desteği var. Sığınmacı meselesinde var. Kanun tanımazlıkta var. Ya bu adamların sokağın ortasında birini öldürdüğünü ve hala katillerinin yakalanamadığını falan ne çabuk unutuyoruz ya. Bismillah arkadaşlar. Tabii bu benim fikrim. Kimse katılmak durumunda değil. Farklı düşünüyordur ama bilmiyorum, sanki çok hızlı sinirip gidiyor şeyler. MHP mi öldürdü diyorsunuz şimdi? Ben bir şey demiyorum. Dosyanın içinde bazı MHP milletvekillerinin ismi var. Onların da tekrardan savaşı başlayacak. Hep beraber göreceğiz sonucu. İnşallah. Umarım hak yerini bulur. Miskin, bunlar hep ülkemize daha fazla NATO üssü olmamasından kaynaklı daha fazla NATO üssü açalım demiş. Oğlum yemin ederim çok garip bir kanalız ya. Allah bozmasın. Bir taraftan biri NATO diye bağırıyor. Chat'te birisi abi libertaryenizm falan diyor. Tiplisi burada, devalısı burada. Eski CHP'lisi, zaferlisi mi? Yani... Yemin ederim böyle karışık çorba. Biri de soru işareti atıyor. Sus lan tipli. Neye soru işareti atıyorsun? Sen de şey de, hayır NATO istemiyoruz, NATO terör örgütü falan yaz sen de. Nuh'un gemisi gibiyiz maşallah. Bu da Nuh'un gemisinin maskotu. Değil mi? Seni de götürelim mi gemiye? Sana koca bulalım mı? Çift he? İster misin? Oh! Oh! Yumuş! Kafaya bak kafaya. Bebiş koş. Çay demleyeyim mi? Kardeşim sen demli seversin zaten. Geçtik bakalım. Başka ne var? Hemen giriyorum Discord linkler kanalına hızlıca.